Genel seçimler bitti ama Ankara'da siyasetin harareti gittikçe artıyor. Bunun üzerine bir de yerel seçimler gelince siyaset tekrardan Türkiye'de tek konu haline geldi. Evet, bugün Ankara'yı konuşacağız. Ankara'daki siyasi gelişmeleri konuşacağız. Yerel seçim yaklaştığı için de Adana'yı konuşacağız. Kimle konuşacağız? Deva Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık'la konuşacağız. Ankara'dan gelir gelmez ayağının tozuyla bizi kırmadı, stüdyomuza geldi. Efendim hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Serdar. Genel seçimler bitti ama bakıyoruz ki Ankara'daki siyasi hararet sonrasıyla devam ediyor. Bir genel seçimde değerlendirebilir miyiz? Sizin gözünüzle, evet. Deva Partisi'nin gözüyle ya da o zamanlar altılı masayla baktığımızda neyi yanlış yaptınız, neyi doğru yaptınız, sonuçları nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, tabii her genel seçim bir muhasebedir, bir değerlendirmedir. İyi analiz yapılması gerekir. Şimdi genel seçimleri değerlendirdiğimizde, genel anlamda baktığınızda gerçekten de seçimlere güzel bir birliktelikle gidildi. Güzel bir kampanya yürütüldü ama bu seçimler belki de siyasi, Türk siyasi hayatındaki seçimlere baktığımızda belki de en manipüle edilen, en çarptırılan bir seçim dönemiydi. Gerçekten de sıkıntı şuydu, özellikle Cumhur İttifakı tarafı tamamen işi manipülasyonla götürdü. Sebebini söyleyeyim, şöyle düşünün Serdar Bey, özellikle bu genel seçimlerden önce millette şöyle bir beklenti vardı. Ya işte genel anlamda baktığınız zaman enflasyon artmış, hayat pahalılığı artmış, döviz kurları artmış, işsizlik artmış, uyuşturucu kullanımı artmış, insanların borçlanması artmış, dış ticaret açığı artmış, genel ekonomik bir kriz var. Firmalar bankadaki dolarlarını, bırakın firmaları, normal şahıslar bankada yatırdığı dolarını, mesela yurt dışında okuyan oğluna para gönderecek, bankadaki dolarına ulaşamıyor, onu çekemez hale gelmiş. Böyle bir şey vardı. Ekonomik durum, ortam. Şimdi insanlar şunu diyordu ve hayat pahalılığını hepimiz yaşıyoruz. Yani baktığınız zaman gerçekten de insanlarımız çok zor durumda. Sadece dar gelirlerimiz değil. Yani işçimiz, memurumuz, esnafımız, herkesin iliklerine kadar yaşadığı bir ekonomik kriz, ekonomik ortam var. Ha, şimdi, kur aldı başına gitti. Aynen. O zaman mesela bir baskı altındaydı. Ona da geleceğim. Şimdi insanlar hep dedi ki ya AK Parti bu süreçte bir seçim çalışması yapamaz. Çünkü sokağa çıktığı zaman adaylar neyi anlatacaklar? Yani hayat pahalılığını mı artacaklar? Artan kira artışlarını mı anlatacaklar? İşsizliği mi anlatacaklar? Bugün aldığımız 3 TL'yi aldığım şeyin dün 1 TL, geçen yıl 1 TL, 1,5 TL olduğunu mu anlatacaklar? Yani zordu. Hep şunu diyorlardı. Ya işte AK Parti kendine bir düşman yaratacak. İşte bu Suriye olur, Yunanistan olur. Böyle bir şey olacak, bu düşman. Çünkü başka türlü olamaz diyorlardı. Şimdi bu anlamda baktığınız zaman da gerçekten de bu kampanya sürecinde AK Parti mevcut durumu anlatmaktan yana insanlara başka bir şey gösterdi. Bir terörize etti süreci. Karşı tarafı terörist gibi gösteren, teröristlere berabermiş gibi gösteren. Yani halbuki kurulmuş siyasi partilerin bir birlikleri var, Millet İttifakı, 6 siyasi partiyle oluşan. Tüm televizyonlarda, tüm reklam kampanyasını bunun üzerine gösterdi. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı mitinginde 10 binlerce kişinin önünde montaj videolar gösterdi. Yani iş oraya kadar geldi. Böyle bir seçim kampanyası yaşadı. Bakın, zaten kuşatılmış bir medya var. Siz de buna cevap vereceksiniz ama bunun cevabınızı, sesiniz duyurmadığı bir durumda. Bence demokratik olmayan bir ortamda ve AK Parti'nin de geçmişte hep eleştirdiği o demokratik olmayan seçimlerde, seçimler gibi bir seçim süreci yaşadık. Gerçekten de çok manipüle edilmiş bir seçim kampanyası vardı. Şimdi siyaset bir bilim. Max Weber diyor ki, ideoloji ya gerçeklerin üstünü örtmek için ya da gerçekleri saptırmak için kullanılan bir aygıttır. Evet. İşte bu seçimde gerçekten de Weber'in de dediği gibi karşı taraf
var olan beceriksizliğini, var olan ekonomik krizi, var olan yoksulluğu, var olan yolsuzluğun üzerine örtmek için milliyetçilik damarını kullanıp kendine bir düşman yarattı ve tamamen söylemlerini onun üzerinden gerçekleştirdi. Böyle bir seçim kampanyası yaşadık. Buna rağmen en son %48 gibi Millet İttifakı'nın, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir oy aldı. Kendimizi daha iyi anlatmalıydık diyebilirim ama anlatacaklar mecra olmadığını, mecra yok. Mecra yani, yok. Ulusal anlamda mecra yok. Yani ulusal anlamda yaygın kanallarının hangisine herhangi bir lider çıkabiliyor? Karşı tarafa baktığınız zaman kendine yorumcu denen aslında maaşlı kişiler akşam 8'den başlıyorlar. Gece saat 1'e kadar insanlara burada bilgi yayıyorlar. Bilgi de üretilen bir şeydir. O bilgiyi, olmayan bilgiyi, insanları yönlendirme, insanları manipüle etme, insanlardaki milliyetçilik, muhafazakarlık duygusunu... ideolojik bir daha ortaya çıkıyor olması. Evet, şimdi bu seçimde gerçekten de siyaset bilimi çerçevesinde ideoloji gerçeklerin üstünü örtmek için kullanıldı. Net olarak gördük. Yani AK Parti şunu diyemedi ya da Cumhur İttifakı şunu diyemedi. Ya ben işte bak... ekonomiyi şuraya getireceğim, enflasyonu düşüreceğim, faizi düşüreceğim, yoksulluğu artıracağım diyemedi. Sadece dedi ki bunlar siz teröristlerle berabersiniz lafı, başka bir şey yok. Peki bunu samimi soracağım. Tamam, karşı tarafa çuvaldızı batırdık. Şimdi bir de altılı masaya bir iğne batırırsak siz nerede hata yaptınız? Yani şöyle, burada bir ben çok majör bir hata net olarak görmüyorum. Gerçekten görsem söylerim. Yani karşıda 20 yıllık ülkeyi yöneten bir lider var, bir parti var ve devletin tüm aygıtlarını kullanan bir şey var. Ben buna rağmen %48 gibi toplumun düşün yani iki kişiden bir kişi de karşıda hemen hemen. Yani öyle de bir durum da var. Hani %65-70 olsa, öyle seçim kazansa haklısınız dersiniz ama toplumun tüm aygıtlarını ve devletin tüm aygıtlarını kullanarak böyle bir yönlendirme ile beraber yapılan bir şey den sonra bir seçim kaybedilmişliği var. Tabi kaybedilmiş her seçim bir başarısızlıktır. Onu da konuşmak lazım. Yani niye ne iddiayla çıkıyorsunuz? Ben bu ülkeyi yönetebilirim iddiasıyla çıkıyorsunuz. Oylarınızı arttırmış olabilirsiniz. Tarihin en iyi sonucunu almış olabilirsiniz son 20 yıla baktığınız zaman. Ama sonuç olarak kaybedilmiş bir seçim muhasebe gerektirir. Geriye dönük tabii parti yetkili kurulları bunları değerlendirecektir. Şu anda tüm siyasi partilerde gerek kongre süreçleriyle beraber, gerekse yeniden yapılanma süreçleriyle beraber bu süreç devam ediyor. Nerede hata yapılmış da derseniz, yani bence yapılabileceğin en iyisi yapıldı. Yani... altı siyasi parti bir araya geldi. Ortak mutabakat metni oluşturuldu. Ben altılı masanın son 1,5 yıldır yürüttüğü o diplomasiyi, birlik, beraberliği kıymetli buluyorum. Yani partiler birbirlerini kırmadan, dökmeden, yani birbirleri farklı düşünen, farklı ideolojilere sahip partiler. Tamam, aralarda anlaşmazlıklar tabii ki olabilir. Sürtüşmeler tabii ki, farklı düşünceler olabilir. Ama buna rağmen işi sonuca kadar getirip seçimi gerçekleştirdiler. Bu seçim Türk siyasi hayatından şunda önemliydi. Bir araya gelinemez denilen, birbirlerini eleştiren, birbirlerine sürekli belki yan bakan, farklı ideolojilere sahip partiler bir araya gelip bir birliktelik sergilediler. Bu birlikteliğin gösterilmesi açısından önemliydi. Bu kutuplaşmanın yaşandığı bu günümüzde. Bence bu seçimin en önemli kazanımı bu oldu. Ben onu yaşayan biri olarak söyleyeyim. Mesela biz seçim çalışmalarımızda Cumhuriyet Halk Partisi, Deva Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti, İYİ Parti beraber birlikte bir ilçeye gittiğimizde bu partilerin ilçe başkanlarıyla beraber gittik. Yani 5 kişi parti, bazen 6 parti beraber oturduk. 6 partinin temsilcileriyle beraber oturduk. Bu kıymetliydi. Yani bu kıymetliydi. İnşallah Türk siyasi hayatına bu biraz daha bir şeyler katar bu birliktelik. Sen kısacık bir şeyi merak ediyorum. Mesela seçimden sonra altılı masada ilginç bir şeyler yaşanmaya başladı. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanına baktığında, yukarısına baktığımızda bir değişim söylemleri başladı. Seçimin hemen ardından Sayın Kılıçdaroğlu gemiyi sağlıklı limanlara ben götüreceğim dedi. Hemen arkasından İYİ Parti'nin
kongre süreci başladı ve orada da biraz sancılı dönem var. Sizin partinizde de bir ara Deva Partisi'nde de bazı isimler değişimden bahsetti. Yine baktığımızda yine diğer partilerde de böyle altılı masanın oluşturduğu partilerde sancılar başladı. Genel seçimden hemen ardından. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii seçimlerin bu kaderidir. Mesela eğer şimdi %48 Sayın Kılıçdaroğlu aldı. Eğer %51 olsaydı bu, yani %3'lük daha fazla bir oy alınsaydı, şimdi biz işte Kemal Bey'in ne kadar birleştirici olduğunu, altılı masanın ne kadar önemli olduğunu, bu mimarinin gerçekleşmesinin bir deha olduğunu falan konuşuyor olacaktı. Ama seçim kaybedilmiştir. Dolayısıyla her kaybedişten sonra partiler kendilerini sorgularlar. Veya parti içi muhalefetler harekete geçerler. Birlikte olduğunuz partiler seçimden sonra Z raporu mu çıkarıyor diyorsunuz? Bu öyledir. Gerçekten de öyledir. Ya acaba biz neden daha fazla alamadığının herkes muhasebesini yapacaktır. Dediğim gibi parti içi muhalefet her partide var. İster istemez parti içi muhalefet bunları dile getiriyor. Şu anda bu seçimden sonra da işte partiler gerek Cumhuriyet Halk Partisi olsun gerek İyi Parti olsun şu anda işte kendi kongrelerini vesairelerini konuşuyorlar. Tabii biz biraz daha henüz yeni bir parti olduğumuz için hani biz zaten sürekli o muhasebeyi kendi içerimizde yapan kendimizin kimliğini oluşturma inşa aşamasında olan bu anlamda bir partiyiz. Biz de yetkili kurullarımızda kendi konumlandırmamızla ilgili daha iyi neler yapacağımızı konuşuyoruz. Evet yani bu seçim göstermiştir ki herkes elin biraz daha iyi bir şeyler yapmalı, yapabilmeli. Ama tekrar şunu söylüyorum, iyi bir şey yapabilirsiniz. Ama bu iyi bir şeyi, yaptığınız iyi bir şeyi anlatmanın en zor olduğu dönemi yaşıyoruz Serdem Bey. Halka ulaştırmanın en zor olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Dolayısıyla karşı tarafta tüm dizi çekip insanları manipüle eden, işte paralı troll ordularıyla insanları manipüle eden bir yapıyla karşılaşıyoruz. Mesela her zaman şey diyorlardı, İşte bu seçim Cumhur İttifakı için zor olacak. Çünkü işte boş tencere iktidarları yıkar. Ama karşımızda da eski sadece siyaset yapan bir parti yok. Yani tüm devletin aygıtlarıyla halkı yönlendiren, algı oluşturan, algıyla işi yöneten bir şey var. Yani bir parti var yani sonuç olarak. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'ne geleceğim ama yine Ankara'da konuşulan çok önemli bir konu var. Altılı Masa'dan ayrıldıktan sonra Deva Gelecek Saadet Partisi grup kuracak şeklinde. Grup kuracak mısınız? Şimdi tabii genel anlamda baktığınız zaman Deva Saadet Geleceğin 15 Deva Partisi'nin milletvekili var. 10 Saadet Partisi'nin 10 da Gelecek Partisi'nin milletvekili var. Toplam 35 bir sayı oluyor. Şimdi grup kurmak partiler açısından önemli. Neden önemli? Eğer mecliste temsil ettiğiniz kitlenin sesini dile getirmeniz için bir grubunuzun olması gerekiyor. Bizim parti yöneticilerimiz de acaba biz kendimiz, çünkü halk bize bir temsil görevi vermiş, grup kuramazsak bu temsiliyeti sürdürmek, yani dile getirmek zor. Onun için parti yöneticilerimiz bir araya geldiler. Acaba buradan bir grup oluşturup da herkes kendisini daha iyi ifade edebilir mi diye. Ama genel anlamda baktığınız zaman burada da kimlik kargaşası oluyor. Seçimden yeni çıkmışsınız. İşte ortak bir grup kurmanın kendi partilerin kimliğini sürdürmesi açısından veya kimliğini ifade etme açısından bir sıkıntı yaşadığını gördük. Onun için henüz daha son nihai aşamaya gelmedi ama tam bir açıklama yapılmadı ama henüz daha şu anda bir grup kurulacak aşamasında değiliz şu anda. Üç grup kurulacak aşamada değiliz şu an için. Yine sizin altılı masaya dönmek istiyorum. Baktığımızda yine bir CHP'li Tanju Bey'den bir çıkış geldi. Başka aldırıyorum dedi. İyi Parti lideri Meral Akşener masadan kalktı. Aslında bunun arkasında Mansur Yavaş vardı dedi. Arkasından Tanju Bey disipline verildi. Abi orada ne yaşandı? Yani Tanju Bey'in dedikleri doğru mu? Yani tabii şimdi bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin biraz kendi iç sorunu. Yani ama masada siz de vardınız, altılı masada. Altılı masayla ilgili ama şimdi Meral Hanım'ın kalkmasının arkasındaki nedeni biz bilemeyiz. Yani hani o da İyi Parti'nin genel idare kurulunun vesairesinin şey, yani onu da bilemeyiz.
arkada ne konuşuldu, ne oldu onu Meral Hanım masadan kalktıktan sonra tekrardan masaya döndüren de Ali Babacan'la Davutoğlu oldu. Yani orada bizler, bizim partimiz gerçekten de işin çimentosunu sağladı. Yani işi yumuşatma, işi daha, çünkü büyük bir emek var, son aşamaya kadar gelmiş. En önemlisi de halk umut bağlamış. Yani halk gerçekten de o birlikteliğe inanmış, umut etmiş. İşte o umudu dağıtmak kolay değildi. Yani hiçbir parti açısından kolay değildi. Hepimizin acaba mı dediği anlar oldu ama hep arkamıza baktık. Orada halkın umudunu gördük. Yani halkın o masaya bağladığı umudunu gördük. Onun için o masa biraz da fedakarlık masasıydı mecburen. Çünkü o umudu yıkmamak, o umudu dağıtmamak adına. Dolayısıyla tabii Tanju Bey şu anda kendi parti içinde bir muhalefet yapıyor, söylem yapıyor. Tabii bu bireysel midir, arkasında başka bir yapı var mıdır onu bilemiyorum ama sonuç olarak biraz önce de söyledim, seçimden sonra her siyasi parti kendi duruşunu, işte kendi liderliğini, kendi söylemlerini, kendi zihniyetini, kendi kadrosunu sorgular hale geldi. Her partide var bu. Tabii her parti buna göre kendini bir değişime oluşturacak. Şimdi gelen seçimlerden sonra hemen tanıdık bir ismi getirdi ekonominin başına Sayın Cumhurbaşkanı Mehmet Şimşek. Ali Babacan da ekonomist ve bir zamanlar o da Mehmet Şimşek'in bulunduğu konumda bulundu. Ekonomi düzelir mi Mehmet Şimşek yönetiminde? Vallahi bu zihniyetle bu ekonomi çok zor düzelir. Onu söyleyeyim. Niye Sayın Mehmet Şimşek getirdi Sayın Cumhurbaşkanı? Çünkü bir krediye ihtiyacı vardı. Durum çok kötüydü. Bakın, benim anlayamadığım bir şey var Selden Bey. Seçimden önce dolar 19.50 TL'ydi. Faiz %8,5'tu gösterge faizi. Gerçek bu değildi ama göstergede baktığınız zaman faiz %8,5'tu. TÜİK gibi bize gösterdiler. Yani öyle bir faiz yok. Yani gidip de %8,5'a para alayım dediğiniz zaman ya da bir kredi çekim dediğiniz zaman öyle bir oranın olmadığını görüyordunuz. Yani hatta faiz o zaman da 40-42 idi. Yani mevduata 40-42, %42 faiz veriyordu bankalar. Ama benim anlayamadım. Ya seçimden önce sen bu doları 19.50'de tuttun. Bugün itibariyle daha seçime şurada kaç hafta? 2,5-3 hafta oldu seçim biteli. Bugün itibariyle dolar yaklaşık 26 TL. Ya %30 arttı. Ya bu halkı kandırmak değil midir? Ya bu madem dolar niye hiç seçime kadar hep 19.50, 19.20, 19.70 bandında geldi de bu dolar seçimden sonra hemen fırladı. Niye %30 biz hemen hemen şu 3 haftada fakirleştik? Böyle bir şey olabilir mi? Ya bu halkı kandırmaktır. Faiz seçimden önce %8,5'tu. Sayın Cumhurbaşkanı miting alanlarına çıkıp diyordu ki bu faiz ben olduğum sürece yükselmeyecek, düşecek. Göreceksiniz diyordu da miting meydanlarında o şekilde konuştu da 3 haftada ne değişti de faiz o da gösterge anlamında %15'e çıktı. 2 katına çıktı neredeyse. Hani düşecekti? Ya bu halkı kandırmadır. Bu halka büyük bir saygısızlıktır. Ben bunu anlamıyorum. Yani yapacaksan, eğer gerçekten de samimiysen, gerçekten de doğruysan, dürüstsen çıkarsın seçim sırasında dersin ki ey halkım kusura bakma yani dolar kendini bırakırsın. Dolar ama seçime kadar dolar 19.50'de tutup da seçimden hemen sonra doları %30 değer kaybettirmek, Türk lirasına devalüe etmek halka saygısızlıktır. Halkı kandırmadır, halka yalan söylemektir. Aynı şekilde seçime kadar tüm zamları tutup da seçimden sonra her şeye zam yapmak halka saygısızlıktır, halka kandırmadır. İnanın ben bunu anlamıyorum. Yani ben olsam halkın yüzüne bakamam ya. Ya da önceden yaparım yapılacak bir şey varsa. Ama ben size 14 Mayıs'a kadar
başka bir şey gösteriyorum. 14 Mayıs'tan sonra acı reçeteyi diyorum ki bak artık bu reçeteyi içmelisin. Sayın Cumhurbaşkanı söyledi. Çıktı dedi ki ben burada olduğum sürece bu faiz düşecek. Ankara'da ilginç bir konu da konuşuluyor. Onu da hemen size sormak isterim. Ne kadar doğru bilmiyorum ama kulis bilgilerine göre çok ilginç bir çıkış var, bekleniyor diyorlar hükümet tarafından. Ama yerel seçim bekliyor. IMF ile anlaşmaya gidileceği konuşuluyor. Yerel seçimlerin hemen ardından kemer sıkma düşünülüyor deniliyor. Artık sıkı sıkı ne kadar sıkacağız bilmiyorum da. IMF ile anlaşmaya gidilirse ne olur? Tabii şu anda durum ciddi bir şekilde IMF'e doğru gidiyor. Yani hatta IMF'liyiz şu anda. Daha acısını söyleyeyim. Ben kendi fikrimi söyleyeyim. Kendi fikrim. Şimdi biz yıllarca Birleşik Arap Emirlikleri'ne Sayın Cumhurbaşkanı, iktidar yetkilileri terörü destekleyen bir ülke olduklarını, hatta 15 Temmuz darbesinin arkasında olan ülke olduklarını deyip öyle bir şeytanlaştırma şeyi vardı. Yani o eleştirildi Birleşik Arap Emirlikleri bu şekilde. Ama seçimden sonra elinden tutulup misafir edilen ve hala şu anda herhalde Sayın Cevdet Yılmaz'la Sayın Mehmet Şimşek bildiğim kadarıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nde dün. Evet, şu anda Birleşik Arap Emirlikleri'nden para dileniyoruz. Yani bu IMF'den daha mı iyi, daha mı kötü milletimizin vicdanına bırakıyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ne darbe yapmakla, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki terör örgütlerinin destekçisi olmakla suçladığımız Birleşik Arap Emirlikleri'ne biz bugün elinden tutup kapısına gidip para dilenir hale gelmişiz. Bu IMF'ten bile daha acı bir durum bana göre. Şu anda yeni kabineyle birlikte işte daha önce görüşlerini eleştirip fikirlerini eleştirip gönderdiği Sayın Mehmet Şimşek'i bugün Sayın Cumhurbaşkanı tekrar bakan yapmak zorunda kaldı. Daha önce bu adam birlikte çalışılıyordu. Ama öyle değil mi? Belki İngiltere'ye gidip master falan yapmıştır. Yok. Yani ben o sürece birebir şahidim. Mehmet Bey oradaki net durumu ortaya koyduğu zaman dedi ki ya işte bak dolarla borçlanmayın KOBİ'lere bakanken o zaman. Dikkat edin dolarla borçlanmayın kırılganlık yaratabilir diye bir söyleme oldu. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı zaten orada dedi ki ya Türkiye ekonomisi sağlamdır. Herhangi bir şey olmaz. Herkes önüne baksın dedi. Zaten ondan sonra bir kırılma yaşandı Şimşek'le arasında. Bugün geldiğimiz noktada o zaman tam Rahip Brunson vesaire olay çıktı. Dolar zaten o zaman ciddi bir şekilde yüzde yaklaşık 50-60 arttığında Sayın Şimşek haklı çıktı ama iş işten geçti tabii yani. Şimdi Sayın Şimşek'in geldiği zaman ilk söylemi neydi? Türkiye artık rasyonel politikalara dönmek zorunda. Ya, bu bile süreci özetliyor. Bakın bu bile süreci özetliyor. Gelelim düne. Dün Merkez Bankası faizi 8,5'tan 15'e çıkarttı. Ya faiz arttı bu ülkede. Ona rağmen dolar dün %4 değer kazandı. Bir günde biz %4 fakirleştik. Sadece dün. Daha öncekileri boş verin. Yani sadece 3 haftada %30 fakirleştik de. Sadece dün %4 fakirleştik. Faizin arttırılmasına rağmen. Ama faizin bakın piyasalar hala güven duymuyor. Hükümetin söylediği sadece bizde kriz yok. Dünyada da kriz var. Dünyada kriz var ama dünyada herhalde bu kadar parası devreden başka bir şey yok. Dünyada kriz yok. Dünyada sadece enflasyon, evet dünyada bir enflasyon var ama bizim kadar da değil bu enflasyon. Yani dünyada %1 ise biz %100 yaşıyoruz yani. Peki IMF ile yapılan anlaşma Türkiye'yi daha geriye götürmez mi? Onu da sorayım. Kemer sıkma, nereye kadar kemer sıkılır? Şimdi tabii IMF ile bir anlaşma yapmak Türkiye için şu ana kadar hep geçmişte ekonomik anlamda da siyasi anlamda da zarar yazmıştır. Çünkü IMF aynı zamanda başka yaptırımları olan bir kuruluştur. Aynı zamanda size para verir ama başka taraftan da size bir takım gerek siyasi gerekse yapısal dayatmalar yapar. Onun bir belli bir bedeli vardır. Şu ana kadar hep AK Parti de IMF'i bu şekilde eleştirmiştir. Ve de geçmişte IMF'de artık tek
çalışmayan iktidarı biziz diye de söylemleri vardı. Ama şimdi bence IMF'e muhtaç olmaktan daha beter durumdayız. Bakın IMF'e muhtaç olmaktan daha beter durumdayız. Türkiye sanki tefecilerin eline düşmüş bir şirket pozisyonunda şu anda. Gayri resmi anlamda nereden ne para aldığımız belli değil. Oradan swap dileniyoruz, oradan para dileniyoruz. Rusya'ya diyoruz ki ya şu doğalgazı biz şu anda dolarımız yok ödeyemiyoruz. Sen biraz daha ertele diyoruz. Ama şunu da biliyoruz. Uluslararası diplomaside her bir jestin bir bedeli vardır. Yani kimse size babanızın ayrına borcunuzu erteliyoruz. Sana swap açıyoruz. Ya da sana al Merkez Bankası'na şu kadar para gönderiyoruz demez. Zaten ülkelerin... Uluslararası şeyler, ilişkiler çıkarlar üzerine kuruludur. Aynen, ülkelerin dostu yoktur, çıkarları vardır. Aynen, çıkarları vardır. Dolayısıyla size çıkar sağlayan her bir davranışın bir bedeli vardır. Biz bu bedellerin de neler olduğunu resmi olarak bilmiyoruz ama görüyoruz. Bakın uluslararası kuruluşlara peşkeş çekilen firmaları görüyoruz. Avrupa Birliği'nde tamam biz bu mültecileri daha ülkemizde besleriz, merak etmeyin dendiğini görüyoruz. Ne Doğu Akdeniz'de o kükrediğimiz, evet, savaşını verdiğimiz mücadelenin bugün verilemediğini görüyoruz. Bakın. Bunların bedellerini görüyoruz. Bakmayın bunu yazan, çizen yürekle bir şey olmadığı için artık maalesef kuşatılmış medya olduğu için sizleri tenzih ediyorum. Ulusal anlamda söylüyorum. Bunlar göstermiyor ama bunları görüyoruz artık. Yani dolar uğruna şu anda neler yapıyoruz yani? Yani sen teröristlerle berabersin dediği ülkeye gidip şu anda acaba oradan bir şey alabilir miyiz, bir yardım alabilir miyiz derdindeyiz. Bakıyoruz ülke, Türkiye'nin çok önemli yerleri, çok önemli kuruluşları, işte Katarlı başta olmak üzere bazı uluslararası firmalarda olduğunu görüyoruz. Bunların bedellerini maalesef ödüyoruz. Dediğim gibi uluslararası her bir jestin bir bedeli vardır. Peki şimdi yerel seçimler yaklaşıyor. Yerel seçimlere baktığımızda genel seçimlerin sonuçları yerel seçimlere nasıl yansır? Ya tabii... Hani ben hiçbir zaman ekran karşısında siyaset yapmam neti söylerim. Genel seçimi kazanmış bir partinin genel seçimlerde bir siyasi üstünlüğü mutlaka olur. Ama bu döneme baktığınız zaman her yerel seçiminde bir kendi dinamikleri vardır. Kendi dinamikleri. Bu yerel seçimden farklı olacağına inanıyorum. Ben şunu net söyleyeyim. Biz seçim boyunca sahada, benim Adana'da gitmediğim ilçe kalmadı. En ucra köşelere kadar gittim. İnsanlar çok da mutlu olarak bu %52'yi vermedi, onu söyleyeyim iktidar partisine. Yani sıkıştılar insanlar. Yanlış algı, manipülasyon yüzünden ya tamam da işte bak orada da bir sanki yanlış bir terör algısı vesaire yüzünden, öyle bir etiketleme yüzünden insanlar bu %52'yi burada verdi. Ben yerel seçimlerde bu algının olmayacağını, dolayısıyla bu algıdan sonra yerel seçimlerinin genel seçimlerden farklı bir dinamikle olacağına inanıyorum. Onu net bir şekilde göreceğiz. Yani bu %52'nin içerisinde kerhen verilmiş, zorluklarla verilmiş, gideceği yere sanki başka yer yokmuş gibi gösterilmiş bir seçmen var. Seçmen hiçbir zaman bu kadar sıkışmamıştı. Yani kürsüye sıkışmış bir seçmen vardı bu süreçte. Ama yerel seçimlerde o algının olmayacağına inanıyorum. Ama şu da var Sayın Kısacık, şunu da gördük. Yani Altılı Masa'nın propagandası çok farklıydı. İkinci tura girince hemen billboardlar, her taraflar milliyetçilik şeyleriyle dolduruldu. O da biraz geç mi kalındı ya da yanlış mıydı? Ya burada tabii karşı taraf, biz şunu gördük dediğim gibi sahada. İnsanların karşı tarafın sadece işin terör kısmıyla, işi terörize ederek, siyaseti terörize ederek, manipüle ederek yaptığı siyasetin karşısında sizin bir şey anlatamadığınızı gördük. Yani anlatamıyorsunuz. Tabii insanlarımız ülkenin varlığını, birliğini, bütünlüğünü önemseyen insanlar. Ama karşı tarafın öyle suçlamalarına karşı olunca biz de o zaman hani ya insanlar bunları çok da önemsemezler. Gerçeği biliyorlar. Yani altı parti çünkü mutabakat metni oluşturmuş. Altı parti belli yani. Bir araya gelmiş. Her şey yazılı. Net. Diyorduk.
Tabii onu bilmiyoruz. Bu Kemal Bey'in kendi diğer ikinci şey, altılı masanın değil, Kemal Bey Cumhurbaşkanı adayı olduğu için tekrar yeni bir stratejiyle gitti. Belki ona cevap verme anlamında bir stratejiydi. Aslında yüzde anlamında oyunu da arttırarak onun karşılığını da alındı yani sahada ama tabii yetmedi. Peki yine yerel seçimden devam edelim. Yerel seçimlerde altılı masa koalisyonu olur mu tekrardan? Tabii şu anda genel bir seçim yaşandı. Genel bir seçim yaşandıktan sonra... Ya da deva sonra, bir aday çıkarır mı? Bu genel seçimden sonra her parti şu anda kendi muhasebesini yapıyor. Yani biz bu ne oldu, ne aşamadaydık, nasıl gideriz vesaire gibi. İşte kurultaylar, işte İYİ Parti'nin kurultayı var. CHP kendi içerisinde kurultay olup olmayacak mı ya da bir lider değişikliği olup olmayacağını mı tartışıyor şu anda. Ancak bunlar bittikten sonra yerel seçim gündemi gelir. Yaklaşık bu 1-1,5 ay sürer. Partiler tekrar burada bir değerlendirme yaparlar ama şu anda bu yerel seçimlerle ilgili partiler değerlendirme yapacak durumda değiller. Çünkü de kendi iç yapılandırmalarını gerçekleştiriyorlar. O yapılandırmalar biter. Ondan sonra yerel seçimde ne yapılacağı oturulur, konuşulur. Peki Sayın Vekilim, biliyorsunuz bir deprem yaşadık ama çabuk unuttuk. Evet. Biz yayınlar da yaptık orada. Dedik ki kıyametin provası dedik. Depremden önce bütün partiler Afet Bakanlığı olacağını söylediler. Ama hiç Bakanlar Kurulu açıklandı. Bir afetle ilgili pek bir şey göremedik. Yine bir deprem olursa yine ekranlara çıkıp Afet Bakanlığı şart 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 diyeceğiz. Meclisi bir şekilde bunun mücadelesini verecek misiniz? Şimdi teşekkür ediyorum. Sizin de dediğiniz gibi gerçekten de deprem, yani şu anda bizim yaşadığımız felaket öyle kolay unutulacak. Şurada 6 Şubat'tan sonra kaç ay oldu ki daha? Yani daha insanların yaraları çok taze, acılar çok taze, travmalar çok taze. Ona rağmen dediğiniz gibi bir seçim araya girince deprem kısmı çabuk unutuldu. Televizyonlarda konuşulmaz hale geldi. Şimdi hem bu mevcut yaraları sarma adına hem de bir daha deprem bölgesinde olan ülkemizin aynı acıları bir daha yaşamaması adına gerçekten de çok ciddi çalışmaların yapılması gerekecek. Ve biz bunların sonuna kadar takipçisi olacak. Zaten Deva Partisi olarak bizler, Deva Partisi olarak ilk afet eylem planını hazırlayan partiyiz. Daha deprem olmadan önce. Bakın afet eylem planı. Çünkü ülke yönetmek demek, devlet adamlığı demek, geleceği öngörmek, gelecekteki riskleri elimine etmek demektir. Yani devlet adamlığı günü kurtarmak, koltuğa oturayım, işte yandaş yaratayım, ülkeyi yöneteyim değil. Devlet adamlığı geleceği öngörerek riskleri azaltmak. Bizim şu anda hemen hemen her konuda, her alanda bir eylem planımız var ve bu eylem planımızın temel şeyi gelecekteki riskleri azaltmak. Deprem bölgesindeki şu anda yaz geliyor. İşte bizim birebir komşu illerimizi gidip görüyoruz. Çok daha zor aşamaya geliniyor. Sıcak. Artık konteynerler ateş gibi, çadırlar ateş gibi. Toz toprak artık sıcaktan dolayı hastalık, artık yağmur yok. Hastalık, sinek, salgın, felaket, çadırlardaki uyuşturucu kullanımının artması vesaire gibi gerçekten çok büyük bir toplumsal olay var. Hala hasarlı binalar yıkılmış değil. Hala hasarlı binalar yerinde duruyor. Onlar tehlike arz ediyor. Hala insanlar onun altında bir şeyler satmaya vesaire çalışıyorlar. Ama hasarlı bina, ağır hasarlı bina. Dolayısıyla şu anda insanlar orada kendi kaderine terk edilmiş durumda. Gerçekten de öyle. Yani herkes eskiden hasarlı dedikleri yere şimdi diyorlar ki tamam açın dükkanınızı. Elektrik vermem dedikleri yere tamam elektrik verelim diyorlar filan. İnsanlar o şekilde hayatını idame ettirme durumuna düşmüş. Bu seçim dönemine geldiği için hükümet tabii sanki orada böyle göz boyama anlamında temeller vesaire şudur budur yaptı. Ama baktığınız zaman bunların hiçbiri yapısal değil. Hep göz boyama. İş olsun diye temel attı. İş olsun diye ya koca şehir gitmiş. Sen oraya daha büyük yapısal şeyler lazım. Bir iki temelle vesaireyle insanlara umut verme şeyine girdi. Aynı şu dolarda olduğu gibi, aynı şu faizde olduğu gibi deprem bölgesinde yapılan o her şeyler de göstermelikti. Halkı kandırmaya yönelikti. Bunu daha iyi görüyor. Keşke olmasa. Keşke kandırılmasa. Çünkü orada çok büyük bir çalışma yapılması gerekiyor. Öyle pansumanla sarılacak şeyler değil deprem bölgesindeki o tedaviler. Yani insanlara şu anda ne oldu? İşte aman kira yardımı yapalım. İşte ağır hasarlara para verelim. Belli bir ücret ödeyelim diye bir
bugüne gelindi. Ama bundan sonra ne olacak? Bundan sonra ne olacak? Yapısal şeylerin o kararlılığı göremiyoruz hükümette. O yapısal şeyleri yapacak kararlılığı göremiyoruz. Biz onların eylem planımızdaki faaliyetleri harekete geçirmek için canına başla çalışacağız. Bayramdan sonra da, bayram dahil, deprem bölgesindeki insanlarımızın sesi olacağız yine. Biz sürekli orada olup bunların bu şekilde sesleri olmaya devam edeceğiz. Son sorum, asgari ücret açıklandı. Yeterli midir bilmiyoruz. Önümüzde Kurban Bayramı var. Neler söylemek istersiniz? Evet, asgari ücret açıklandı. Tabii 500 dolar deniyordu. 500 doların altı... Ne çalışan memnun, ne işveren altı, memnun. Evet, yani öyle bir durumdayız. Yani işverenler haklı olarak diyor ki... Nasıl ödeyeceğim? Nasıl ödeyeceğiz? Bu asgari ücreti hükümet açıklıyor ama ödeyen... Dünya tarihinde birik geçirmiş. Ödeyen yani çalışanlar artık zam istemiyorlar. Zam gelince üzülüyorlar. Keserinde ne olacaklar? Çünkü yaşadık Serdem Bey. Yani hemen hemen... 2.500 TL'den 8.500 TL'ye gelen bir asgari ücret var. Ama ona rağmen 2.500 TL'deki asgari ücret 2.500 TL'yken yaşadığı konforu, alım gücünü elde edemeyen bizler varız. Yani onu şey yapamıyor işçi. Dolayısıyla şimdi buna sevinemiyoruz. Çünkü niye? Bu asgari ücretin arttırımından sonra daha büyük bir zam furyasının, daha büyük bir hayat pahalılığının geleceğini görüyoruz. Bu gelecek. Dolayısıyla herkes önünü göremez hale gelmiş. Bu asgari ücret mesela dün itibariyle daha da, yani dün ve bugün %7 arttı dolar. %7 daha fakirleştik. Daha zamı alamadan, daha zam açıklandı ama daha zamlı maaşı alamadan %7 daha kırpıldı. Dolar bazında düşündüğünüz zaman %7 daha kırpıldı bu asgari ücret. Daha da ne kadar kırpılacağını bilemiyoruz. Burada hükümet bir sarmala girdi. Zam yapayım ama enflasyon daha da yükseliyor. Zam yapayım, enflasyon daha da yükseliyor. İşte burada bir akıl gerekiyor, akıl. İşte burada Sayın Genel Başkanımızın, Genel Başkanımız Ali Babacan'ın o ekonominin o 2002 krizinde o ustalığı gerekiyor burada. Net söylüyorum. Evet. Yani dünya burada, krizdeyken. Dünya öyle bir mortgage krizinin içindeyken, bankalar batarken, Türkiye'nin o hiçbir banka batmadan o ekonomi limana götürdüğü bir ustalık gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı da teyit geçti demişti. Ama kimin sayesinde teyit geçti? Evet. Kurban Bayramı yakın. Adanalılara ne mesaj vermek istersiniz? Tabii önümüz Kurban Bayramı. Biz de bugün partilerimizle bayramlaşacağız. Tabii bayramlar birliğin, beraberliğin, bütünlüğün, dayanışmanın, kaynaşmanın olduğu bir süreçtir. Biz de yeni bir süreç geçirdik. Seçim süreci. Orada kutuplaşmalar daha da arttı. İnşallah şimdi bu bayramda bir beraber, bütün şeklinde hep beraber ülkemizin, insanlarının, toplumumuzun birbirini kucakladığı, küçüğün, büyüğün, yaşlının, gencin hepsinin bir arada olduğu güzel bir bayram geçiririz. Ben bu anlamda da başta Adanalı hemşerilerimiz olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı bugünden kutluyorum. Deva Partisi Adana Milletvekili Sayın Sadullah Kısacık, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet, Sayın Kısacık'la ekonomiyi konuştuk, altılı masayı konuştuk, genel seçimleri değerlendik, IMF'i konuştuk, konuşmadığımız hiçbir şey kalmadı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. 5 Ocak günden programın sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.